İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni bir dün, bugün, yarın da tekrar birlikteyiz. Kıymetli konuklarım Ümit Sileli ve Harun Kayacı, hoş geldiniz diyorum. Yine İyi yoğun akşamlar. Bir gündemle başlıyoruz. Harun Bey, bugün bir değişiklik yapıp sizinle başlayalım. Çünkü siz... alınacağım ama neyse artık. Yani. Siz alınmayın yani, çünkü hafta sonu çok önemli bir kongreye imza atıldı. Burada da Harun Bey'in hem de Uluslararası Bağımsız Milli Ekonomi Modeli Birliği Genel Sekreteri olarak da ciddi katkıları olduğu için. Dilerseniz 10.sü düzenlenen Milli Ekonomi Modeli Kongresi ile başlayalım. Olur, orada olur, Avrupa'dan olur, Rusya'ya birçok ülkeden katılan 40'ı aşkın sunumun yapıldığı bir uluslararası kongreden bahsediyoruz. Konu başlığı şöyleydi kongrenin, o da çok önemli. Milli paraların yarattığı yeni dünya düzeni. Yani ne paraların? Milli paraların yarattığı yeni dünya, dünya düzeni. Çünkü şu anda işte 2000 biliyorsunuz 2005 yılında Profesör Doktor Haydar Başbey'in iktisat literatürüne koyduğu bir tanımdır bu. Çünkü ben şey araştırdım. Mesela Marx'taki para tanımı, Fisher'deki para tanımı, Friedman'daki para tanımı. Bunlara baktığınız zaman bu para tanımının içerisinde de milli para hiç yok zaten. Yani o 2005 yılına ait, hocama ait orijinal bir tanım. Onların para tanımlarında da para bir defa maliyetli bir para. Dolayısıyla piyasaya girince hem üreten insanın hem de tüketen insan için bir ek yük getiriyor maliyetli para. Sıkıntısı var. Biz abi cumartesi ve pazar günü sabah 10'dan akşam 19'a kadar yani 9 saat bir beraber olduk. İşte 3 oturum oldu. Her oturumda da 6-7 arkadaşımız konuştular. Avrupa'dan gelenler vardı. Asya'dan, Rusya'dan, Türk Cumhuriyeti'den, Türkiye'den katılan akademisyen, iktisat alimleriyle beraber bir araya geldik. Ben bir girişte birliğin bir özetini anlattım. Yani bugüne kadar ne yaptık, ne gittik falan diye. Gerçekten bugüne kadar Bonn Üniversitesi ile, Viyana Üniversitesi ile, artı Azerbaycan İktisat Üniversitesi ile, Kuzey 1947 yılında kurulan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile, Duma'da yapılan bu çalışmaları ve özellikle de BRICS ülkelerinin iş geliştirme genel başkan yardımcısı vardı Profesör Doktor Vladimir Korbonovski. Ondan dolayı ondan mesela çok enteresan abi bu milli paranın BRICS ülkelerindeki seyrini dinledik kendisinden. Bir Rus arkadaşımız vardı, o da milli ekonomi modelinin Rusya seyrini anlattı. Benim için önemliydi bu. Biz söylüyorduk ama bir de onların dilinden bunu dinlememiz benim için daha farklı bir keyif bana verdi. Şu açıdan söylüyorum. Çünkü BRICS ülkelerine baktığın zaman dünya nüfusunun %40'ı ve dünyada üretilen gayri safi milli hasılanın %24'ü ve abi coğrafi olarak da dünya coğrafyasında %25'ine sahip bir ülke. Bunlar çok enteresan. Ve bu ülkelerin bir araya geldik, kuruldukları zaman niyetleri bir ekonomik olarak bir birliktelik değildi onların. Çünkü öyle bir model yoktu ortada. Fakat 2005'ten sonra milli ekonomi modeline özellikle milli para, çünkü önemli bu, o milli parayı kendi aralarımızda, kendi paralarımızı kullanarak ifade ettiler ve şu anda da diyebilirim ki dünyada tek kutuplu dünya olmadı, kalmadı artık. İki kutuplu dünya var ve bunun da başını BRICS ülkeleri çekiyor. Orada enteresan şey söyledi Korbonovski, dedi ki ya dedi biz dedi bu milli paraların fikri sizden birine ait, bir Türkiye ait dedi. Onun için dedi sizin dedi BRICS birliğine girmeniz zor olmaz. BRICS'te yapabiliriz bunu dedi. Yeter ki bu iktidar bir gitsin. Ya, o mu artık ne dediyse onu söylemedi, onu siz söylemiş oldunuz. Orada o güzel oldu benim için. Şey ise Rusya'daki o seri de ben biliyordum ama bir de onu dinlemiş olduk oradan abi. 2005'te başladı bu süreç ama 2008 yılında Rusya'nından 480 akademisyen bir araya gelmişler, iktisatçı, siyasetçi. Rusya'nın gelecek yüzyılını planlamak için bir araya geldiler. Bu bizim birliğimizin, aslında birliğimiz şöyle, Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği. Bu birliğinin Genel Başkan Yardımcısı Vladimir Lisişkin o toplantıda 480 kişinin karşısına çıktı abi.
kendisi milli ekonomi modelinin bir prototipini ortaya koydu. Biz diyoruz ya 100 bin lira kadar gelir olan vergi almayalım. Bunlar 12'ye bölerseniz ancak insan geçinebilir. Yani onurlu bir hayatsa bunu almayalım, aşağı çekmeyelim onları diye. O gün 10 bin dolar olarak söylemiş onu. İşte yatırım yapmak insanlara devlet faizsiz kredi versin. O da ona benzer bir model ortaya koymuş. Vatandaşlık maaşını ortaya koymuş vesaire. Yani tüketen kesimin, fakir kesimin alım gücünü artıracak projeler ortaya koymuş. Ben hiç unutmuyorum, bir kış vaktiydi. Harun Bey dedi, dakikalarca beni ayakta alkışladılar. Kitapçını, o bütün Tohtepli'yle bir kitapçıya tutmuşlar. Kitapçının hemen hemen de üçte biri İstişkin'e aitti. Orada da o seyri anlattı. Şu anda Rusya'nın mesela yoksulluk sınırını, yani asgari ücret yoksulluk sınırına getirdiler onu. Bizde şeydir, milli ekonomi modelinde yoksulluk sınırının bir tık üstüdür. Yani 5300 ise işte 6000 liradır. Çünkü bu bir vatandaş olarak devlet vatandaşının kimseye muhtaç olmayacak kadar ekonomik bağımsızlığını sağlaması lazım. O devlet sosyal bir devlet olsun. Ben o devlet için askerlik yapayım, vergimi vereyim, yerse can vereyim. Yani o da bana sahip çıksın. Veya ben hasta olduğum zaman, muhtaç olduğum zaman elinden tutsun. Ve şu anda biz hasta olduğumuz zaman paramız varsa paramızın olduğu kadar tedavi görüyoruz. Yoksa yani rehin de kalabiliriz. Daha alt segmentler yani daha az kazananlara baktığınız zaman yani asgari ücreti hatta onun bir tık üstü gene. Onlar nasıl gidecekler de sağlıkları ile ilgili girişimde bulunabilecekler? Nasıl olacak da mesela sadece yeme içme barınma insanlığın en temel hakkıdır. Tabii yeme içme barınma ulaşım yani ve eğitim. Onlar da sonra geliyor eğitim. Bakın. En temel şey. Yani karnını doyuracak kafası. Yeme, içme, barınma ve eğitim diyelim. Dört şey yani. Yeme, içme, barınma ve eğitim. Hemen arkasından da eğitim geliyor. Niye? Çünkü yükselmenin ve bir millet olabilmenin en önemli vasfı eğitim. Yani bu üçü insan olarak yaşam hakkı yeme, içme ve barınma. Evet. Eğitimse o memleketin kalkınması için en olmazsa olmaz temel gerekçe. Doğru mu? Doğru. Yani. En sonunda şöyle söyleyeyim, uzatabiliriz ama. Avrupa Birliği'nden katılan Hollandalı bir hanımefendi vardı. Profesör Doktor Cornelia Hanım. O Avrupa Birliği'nin, bu birlikteliğinin, şunu fark ettiler abi bak, şu anda fark ettiler bunu ama. Yani bir defa diyor, her milletin kültürü, alışkanlıkları, insan kaynağı, hepsi farklı şeyler. Ne güzel aslında. Tabii bunlar bir zenginlik yani. Ama siz bunları aynı pota içerisinde koyunca birbirini aşağı çekti. Bu bir. İkincisi ben konuşmuştuk program öncesi. Özellikle dedi biz dedi Haydar Baş Bey bu ortak para batacak falan. Yani ortak paraya geçişleri işte devletlerin borçlanmasına vesile olduğu zaman bana biraz hikaye gelmişti önceden diyor. Ben önüne koydum kendisi de biliyor. Ama gördük ki diyor şunu gördük biz diyor. Belli bir süre sonra baktık ki biz devletin en temel ihtiyacı gelir kaynağı olan semyonaj gelirini üretemiyoruz diye biz Merkez Bankası'na diyoruz ki bu kadar ihtiyacımız var, o parayı alıyoruz. Bu para bitti, aldı 7. ayda. Bu sefer biz tekrar borçlanıyoruz. Yani daha önce kendi paramızın belli bir oranda üretip piyasaya sürebiliyorduk borçlanmadan. Şimdi Merkez Bankası'na borçlanan hale geldik falan dedi. Onun için biz Avrupa Birliği olarak da artık birleşme değil, nasıl homojen bir şekilde ayrılıp herkes yoluna devam eder noktasına geldi. Aslına bakarsanız şunu da söyleyeyim, bakın. Şu anda 27 ülke galiba. Evet. Şeyde işte Montenegro yani Karadağ'da girecek, 28 falan olacak yani. 27 ülke Avrupa Birliği'ne girdikten sonra daha milliyetçi kesildiler. Aslına bakarsanız. O bir refleks. Refleks tabii. Ama bakın ben Hırvatistan'a gidiyorum. Hırvatlar ağlıyorlar. Niye? Hırvatistan'ın en önemli özelliği ne? Adriyatik kıyısında olması ve turizmle geçinmesi. Tabii. Şu anda turizmin neredeyse %100'ü Avusturya, İtalya ve Fransa'nın elinde. Hırvatlar kendi ülkelerinde maraba olmuşlar. Tamam? Yani bütün her şey çıkmış ellerinden. Onlar sadece orada işçi konumuna düşmüşler. Aynı şey Romanya için geçerli. Aynı şey Bulgaristan için geçerli. Aynı şey Orta Doğu Avrupa'daki bütün ülkeler için geçerli. Anlatabiliyor muyum? Avrupa'nın maraba kuşağı. Maraba kuşağı. Evet. Evet. Yani aslında hala Avrupa Birliği'nin bayrağında kaç tane yıldız var?
12 yıldız. Ama 27 şimdi üye. Niye 27 yıldız yok? Aslında o 12 yıldızın da tabii 12 havariden dışında evet, ciddi sıkıntılar. Şimdi onu da söyleyeceğim. Bu 12 yıldız da çok önemli değil. Aslında orada önemli olan Almanya, Fransa, İtalya, hadi İngiltere artık yok, Hollanda, bir de Belçika diyelim. Evet. 5 tane önemli ülke var. Diğerlerin hepsi kendileri tarafından sömürülecek olan ülkeler konumunda. Arka bahçe yani. Doğru. O yüzden Avrupa Birliği uzayamıyor, kısalamıyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi işte onun farkına varıyorlar. Biz yanlış yapıyoruz, şimdi yeni yeni anlıyorlar. Ben burada şöyle bir ekleme yapayım. Önemli çünkü benim o dünkü pazar günkü kongreden demin ifade ettiğim yani temel devletin temel vazifelerinden barınma hakkı. Orada Profesör Doktor Yavuz Köker çok güzel bir sunum yaptı. Hani bu boyutunu hiç düşünmemiştim. Bir hani tıp profesörü kendisi. Devletin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin devletine barınma dediğimiz vatandaşın barınma hakkını temin edemediğinden dolayı yılda 10 milyona yakın hastalığın ortaya çıktığı. Bakın sadece devlet vatandaşını ısıtamadığı için. Yani normal şartlarda tabii normal şartlarda ısıtsa değil mi? Belli bir derece var. 22 derece mesela. Hatta diyor ki hani milli ekonomi modeli bağlamında anlatıyor. Her eve devlet bir termostat koysun diyor. Ve vatandaşını ısıtsın. En tabii hakkı. Hani bugün reklamlar yapılıyor ya, cebimizden çıkan şehir hastaneleri var ya, bunların hiçbirine gerek kalmayacak. Çünkü gelen acil vakaların önemli bir bölümü devletin vatandaşını barındıramamasından kaynaklanıyor. Ve ısıtamamasından kaynaklanıyor. Yani ben bu yönü oraya düşünmüştüm bize. Oraya harcanan parayla barınma sorununu halledersiniz. Ama mantık öyle işlemediği için. Mantık müteahhit mantığıyla işlediği için. Müteahhit mantığı ve kabile mantığıyla işlediği için. Bakın şehir hastaneleri diyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı neredeydi? Manisa. Manisa'da konuşuyor. Ey Manisalı. Gerçi İsparta'da bu üniversiteyi de biz kurduk dedi. 92'de. Üniversite 1992'de kurulmuştu. Yani yanlış söylüyor. Aynısı Karayelmas Üniversitesi için de yapmıştı yıllar önce. Zonguldak'ta. Zonguldak'ta. Burada da işte size şehir hastanesi. Şehir hastanesi şehrin epey dışında. Mersin'de de aynı. Birçok yerde aynı. Neden? Şundan. Çok basit. Merkezdeki bütün hastaneler özel hastaneler haline getiriliyor. Paran var mı kardeşim? Yaşarsın. Kalan o sağlar bizim. Ne kadar para o kadar tedavi. Ne kadar para o kadar sağlık. Ve ben bakın bundan bir yaklaşık herhalde 10 seneye yakın oldu. 7-8 sene ya da. Bu sağlık, reform, sağlıkta müthiş şeyler getiriyoruz diye ortaya çıkmışlar bunlar. Böyle bazı şeyler çıkardılar. Bazı böyle vaatler. Ben dedim ki eğer bunlar olursa 10 seneye kalmaz, çok yatıyorum, o yazımı şimdi bile bulur okurum size. 10 seneye kalmaz özel hastaneler, özel sigortalar, özel eczaneler şeyine gireriz, kıskacına gireriz. Bir daha da kurtulamayız dedim. Yediğim küfürün, haddesi var ya be. Yediğim hakaretin haddi hesabı yoktu Emre Bey. Yani ve göreceğiz diye ben niye iddia ediyorum? Biliyorum çünkü kapitalizme, Batı'ya, emperyal güce teslim olduğun anda sonuçta olacağın şey tek kelimedir. Maraba. Ha, yani bu haftaki yazımın başlığı. Bu kendi ülkende maraba olursun. Bak fındık üreticisi bahçelerini kiralıyor. Bunun bir tık ötesi bahçelerini satacaklar. Kime satacaklar? Ferrero'ya satacaklar. Evet. Ve bir müddet bakacağız. %70'ini dünyanın %70 fındığını üreten biz. Fındık ithalatçısı olacağız. Hayır, ithalatçısı yine ihracatçısı olacağız. Ama biz yapmayacağız. Bizim adımızda, bizim topraklarımızda onlar yapacak. Yani bizim topraklarımızda biz ırgat olarak çalışacağız. Kaymağını onlar yiyecekler. Aynen bu. Hikaye budur. O yüzden öyle barınma, mantığa bakın. Barınmada 10 milyon hastalık çıkıyor. 10 milyon hastalığın parasal karşılığına bak. Harcanan emek, hepsi onların parasal karşılık anlamına geliyor. O karşılıkla sen o insanların ısınmasını da barınmasını da halledersin. Eğitimini de halledersin. Eğitimini de halledersin. Şimdi burada şuraya... Katılmadığım bir şey var. İkiz Acı neyle katılmıyor şimdi? Bak. Şimdi bir defa
Ümit abi bize bir şey tespit etmiş. Kapitalizm kendi ülkenin seni marama yapar, aynen, özgürlüğünü eline alır. Doğru mu? Burada itirazımız var mı? Yok. Şimdi, dikkat ederseniz Kongre'de şöyle bir şey söyledi. Denildi ki, son kelam. Kapitalizm içerisinde kalınarak ülkelerin işsizlikten kurtulması, sefaletten kurtulması, gelir dağılımındaki adaleti düzeltmesi mümkün değildir. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Niye katılmıyorsunuz? Dur, katılmacı beni söyleyeceğim. Ha, pardon. Ha, tabii, en sona heyecanlandırıyor evet, yani. Anladım. Şimdi bunu ya abi, Avrupalısı söyledi, Rus'u söyledi, Türk'ü Cumhuriyet'ten gelen arkadaşlar söylediler. Hep biz söylüyoruz. Biz de burada söylüyoruz. Doğru mu? Doğru. Peki, siz şimdi mevcut olan bu sistemi değiştirmeden, siz 10 milyon, o profesör arkadaşın ifade ettiği 10 milyonu alsanız da bu tarafa verseniz yine bir şey ifade etmeyecek. Ha, bakın. Yani siz, kapitalizmin içerisinde kalarak abi biz insanlar mutlu edemeyiz. Bunu bir defa kabul etmemiz gerekiyor. Bugün aslında siyasete girip vaat ediyor ya, vatandaşlık maaşı var, çok popüler. Vatandaşlık maaşı, milli ekonomi, milli para, onu vereceğiz, bunu vereceğiz. Ya lütfen, ya yalan söylüyorlar veyahut da kapitalizmi bilmiyorlar. Yani serbest piyasa ekonomisinin mekanizmalarını bilmiyorlar. Ya kapitalizmin cahili bunlar ya da milletin gözünden baka baka yalan söylüyorlar. Böyle bir şey olmaz. Yani biz size karşı oldu ya da olsun, farklı düşündüğüm yer, bu sistem içerisinde bunu düzeltemezsin. Bakın ben o zaman çok özür dilerim. Söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bakın ben eğer oradaki siyasetçilerden biri olsaydım, yani Cumhurbaşkanı adaylarından biri ben olsaydım. Yani. Evet. Bu söylediklerinizin hepsine tümüyle katılmama karşın kendimi biraz olsun saklardım. Neden? Çok basit. Bu şekilde konuştuğum zaman ya bir suikaste kurban giderdim. Çok doğru değil mi bu söylediğin? O zaman desinler ki Ümit Bey ile Harun Bey ve Emre Bey'in dediklerini yapacağım desin bari. Hocam ha, yani onu bakın, desin yani. O da suikast mutlaka, sebebi olabilir mi? Hayır, mutlaka farklı konuşurdum da. Bu kadar açık sen etmezdim mutlaka, iktidara tamam, gelene kadar. Eyvallah. Ama mutlaka bir artist gösterirdin bize. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Bir ucundan acık. Hayır, ucundan göstermek lazım. O zaman şeyden devam edelim. Hani o sağlık demişken işte Avrupa'da hiç hastane reklamı yapan bir iktidar adayı siyasetçi göremeyiz. Yok. Hastane de göremeyiz çünkü devlet vatandaşın hasta etmemeyi birinci bir örnek vereyim. Var. Bundan çok uzun yıllar önce bakın bir kapitalist ülkeden söz ediyorum. Evet. Çok önemli çünkü onu sonra söyleyeyim. İngiltere'deyim. Orada gazeteciyim. Ve büyük bir kaza geçirdim. Ondan sonra bir motosiklet yüzünden ve ameliyata girdim. Ameliyatta bana şu anda bile aradan kaç yıl geçti ya? 88. 30 yıl geçmiş. 30 yıl sonra bile adını unutmadım ve her şey yaptığım zaman duacısı olduğum doktor var bir tane. Doktor Gallagher. İlk defa benim üzerimde yeni bir sistem uyguladılar. Ben bilmiyorum o zaman tabii. Yani seni kobay olarak kullandılar. Bir nevi mesela kobay olarak kullanıldı. Hmm. Ama isteğimle, imzamla, bilmem neyle vesaire. Ve iyi ki yapmışlar. Ben aynısını o tarihlerde Türkiye'de geçirseydim bacağım ya kesilirdi ya da kısa kalırdı. Allah. Ve çok başarılı geçti. Yöntem neydi abi? Çok bir yöntem şey şeyinizin iliğin içine bir pin sokuyorlar. Yani kemik içine. İçine sokuyorlar. Ve bandaj falan yok. Yani alçıydı bilmem ne hiçbirisi yok. Ha. İnce bir bandaj var. O tür bir ameliyat. 15 gün sonra da ayağa kalktım. Ayağa kalktım derken yanlış anlaşılmasın. Koltuk değneği ve tekerlekli sandalye olması kaydı. Tekerlekli sandalyeyi de verdiler. Koltuk değneğini de verdiler. Hı. Ve benden 20 pound istediler. Bütün bu ameliyat, bütün tekerlekli sandalye. Çok istemişler be 20 pound ya. 20 pound da büyük para. 20 pound da niye istediler biliyor musunuz? Tekerlekli sandalye için. Ne olur geri getirin vereceğiz paranızı diye. Evet. Bakın niye biliyor musunuz? Çünkü ben orada çalışırken National Security denilen bu sosyal sigorta kartım vardı. O sosyal sigorta kartıyla ben 5 kişinin yattığı bir odada kaldım. Ama gayet iyi bakıldım. Hemşireleri hepsini yani dua ederek yad ediyorum. Çok güler yüzlü, çok insani vesaire. Doktoruyla vesairesiyle 20 pound'u da geri almak kaydıyla şeyi götürürken yani bedava. Bedava. Şimdi bakın kapitalist bir ülkeden söz ediyoruz. Ama
kendi insanına ya da kendi ülkesinde olan insana bakış açısıyla bizim burada kendi insanımıza bakış açısı arasında fark. Aslında bizde olması gereken şey yok. Ben size şunu da söyleyeyim. Ben gidiyorum hastanelere zaman zaman. Ben de sosyal sigortalıyım. Yani biz de oradan emekliliğimizi aldık vesaire. Ya ben utanıyorum. Bir de utanmadan sağlık reformu diyorlar. Para almıyoruz diyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? En az 14 kalem de mutlaka giriyorsunuz. 10 lira oraya, 20 lira oraya, bilmem ne kadar oraya. Para vermeden çıkmanız mümkün değil. Tamam. Hele ki bir ameliyat olacaksınız. Hele gidip özel hastane. Diyorlar ki sen ver önce parayı, sonra kendini halledersin. Var mı böyle bir numara? Yok. Neden? Çünkü artık istedikleri kıskacı kapattılar. O ilk şeylerde, sahiden ilk etaplarda özel hastaneler hı diyorlardı. Onlar şey yapıyorlar, bunlar da ödüyorlardı, öyle hallediyorlar. Özel hastane elde işte, o da kalktı. Bunlar kalktılar. Işte, ama aradan bu arada yıllar geçti. Eczaneleri de hallediyorlardı. Allah'tan işte bizler karşı çıktık. Sivil toplum örgütleri karşı çıktı. Hatta Cüneyt Zapsu eczaneleri kurmuştu bile. Hatta marketlerde kurulur. Amerika'da böyle değil, misal veriyorlar. Ayrıca kendi o işte hani Boots'lar gibi İngiltere'deki veya başka isimler altında çok büyük eczaneler vardır biliyorsunuz. O durdu şimdilik. Ama özel hastane kimlerin elinde olduğunu ayrıca tartıştır tabii. Yani kimler buraların şeyleri. Merkezde bana kalmış devlet hastanesi gösterin. Bakın şehir hastaneleri diyorlar. Hem de üstüne üstlük. 500 yataklı, 700 yataklı, 1000 ya 1000 yataklı hastane mi olur arkadaşlar? Yapmayın. Hastane dünya standardında en fazla 250-300 yataklı. En fazla. Şeyi odur çünkü. Kargaşa mı? Burada vatandaşı ölüme terk ettikleri için herhalde. 1000 yataklı niye? 1000 yataklı diyor, sana diyor yatmaz, yatmayanlar aynı şey gibi bu. Yapıştırdığı gibi, köprü gibi. Köprü gibi. Diyor ki kirası. Yatmayanları da devlet karşılayacak diyor. Sen kimin malını kime satıyorsun? Sen kimin parasını kime ödüyorsun? Bu düpedüz halka ihanettir aslında. Fakat biz söylediğimiz zaman küfür kıyamet gidiyor. Şey, ben gidiyorum işte söylüyorum size bakıyorum. Ya gerçekten içim acıyor arkadaşlar, bunu ideoloji ideoloji bitiyor burada. Burada insanlık ve insan dışılık karşı karşıya. Yani vicdan, vicdansızlık karşı karşıya. Gidiyorsunuz insanlar bir ay, üç ay, beş ay sonraya MR denilen... Yok efendim işte bilmem ne denilen o vardır ya daha yüksek şeyler. CT diyor. Ne diyor? Onun bir adı var işte. Şimdi ben de hatırlayamadığım için söylüyorum. Onlar arkadaş adam ya kanserse bitti 5 ay sonra zaten. 5 ay sonra MR mı verilir? Veriyorlar. Ha ama sen ya ben şuradan 3 kuruşunu da ben veririm dersen o zaman oluyor. Ya adamların o zavallı halkın ekmeğe parası kalmamış. Sana nasıl versin o parayı? O diyor ki zaten bizim de muhatabımız sendisin, hadi bakayım sen bekle diyor. Öyle yürüyor bu işte. Yani sağlık sektörünün şu an bu iktidarın döneminde geldiği nokta en çıplak hali vatandaş biliyor. Yani hiçbir yerden para alaması, eczaneden kesiyorlar. Gittiğin bir de eczacılarla karşı karşıya getiriyor. Tabii. Bazılarını eczacılara yükselmişler bu ilaç şeyleri. Evet evet. Eczacı anlatmaya çalışıyor. Ben birebir şahidim. Arkadaşım diyor bu parayı ben almıyorum senden. Devlet alıyor, onu ben onu anlamam sen alıyorsun. Kardeşim diyor devletin bak diyor bana diyor genelge göndermiş. Ben almak zorundayım. Ben istiyor muyum zannediyorsun? Muayene parasını eczaneden aldırtıyorlar. Orada şimdi burada kongrede Mustafa Kemal Atatürk'ün uyguladığı modelle milli ekonomi modelinin aynı olduğu vurgulandı. Ben orada şeye dikkat çekmiştim. Hatırlatmak istiyorum. Şimdi tarım sektörü Mustafa Kemal Atatürk hani yıkılmış harap haldeki bir ülkeyi ve o dönemin şartlarını bir asır öncesi tarımla kalkındırıp ve çok kısa bir zaman diliminde dışarıdan tek bir delikli kuruş borç almadan, borçlanmadan bu ülkeyi büyüme sağladı. Tarımda da kendi kendine yetebilen birkaç ülkeden biri haline getirdi. Peki sonuç ne oldu? Sonuç ne oldu? Ve Osmanlı'nın borçlarını ödedi. Sonuç? Ya dünya büyük bunalımı varken üstelik. 29'da da orayı hiç gerçek anlamda teğet geçen bir ülkeydi Türkiye. Şimdi şu örneği verdik. Haydarbaş Bey'in milli ekonomi modeli Türkiye'nin en büyük ihraç ürünü. 120 ülkede uygulanıyor. 120 ülkede uygulanıyor ama bizde uygulanamıyor. Ama bakın bizim Tarım Bakanımız da 120 ülkeden tarım ürünü ithal ediyoruz. 130 küsür tane. Ya. Ve bizim Tarım Bakanımız bakın Fransa Tarım
liyakat şövalye unvanını aldı. Ben de verirdim. Yani. Ben de Fransa Cumhurbaşkanı olsam mesela çağırın bakayım şu Türkiye'nin kutsal adam bakanı. Kimmiş? Bize bu kadar yara bütün Fransız çiftçisini şakır tabii, şakır şey oynattı bir, adam. Yılda bir ay tatil veririm hocam. Hayır. Vallahi billahi ya. Ben bizim... nişan falan vermem. Ben en yüksek madalya hangisiyse 5 tane veririm. Yani 5 sene ayrı ayrı çağırıp vermektense bir kere de veririz. İşin şeyine bakın bizim Tarım Bakanı o da utanmadan almış. Gidip orada Fransız çiftçilerine, sığırcıların yaptığı hizmetten dolayı o şövalye nişanını alıp takıyor, fotoğraf çektiriyor. Tabii. Ne o kadar, gidene ne kadar, kadar gurur duymuştur. Bakın, o gidene kadar da Fransa'daki çiftçiler Eyfel Kulesi'nin önünde koyunlarını otlatıyordu. Tabii, protesto etmek için. Tabii. Batıyorlardı, batıyorlardı. Biz kurtardık. Gelip buradaki çiftçiyi batırdık. Şimdi siz bu mantıkla hani milli olmayan ve Fransa'ya, Almanya'ya hizmet ederek bu işi yapamazsınız. Ben son cümle bu konuyla ilgili. Haydar Baş Bey kapanış konuşmasında dedi ki bütün dünya iflas etsin. Biz milli ekonomi modeliyle bütün dünyayı kalkındırırız. Aslında yani kapitalizmin boyunduruğundan kurtardığınız zaman da bunun nasıl mümkün olabileceğini anladım. Bir cümle söyleyeyim size. Araştırmadan ben bir araştırma yapmıştım. 8 tane ailenin serveti servet ne kadarmış biliyor musunuz? 3.6 milyar insanın eşi. Yanlış söylüyorsunuz. Bu yeni bir şey. Oxford'da ne kadar bir, yeni? Yani 2017'nin bir İngiltere'deki bir şey. Daha yenisi var. Yani 2 tane en zengin 10 ailenin. Ve 8 kişi aile var. 8 aile. İlk ikisinin. Ha, ilk ikisinin. İlk ikisi de Amerikalı bunun. Tamam. Demek ki biri Rockefeller, birisi de Rothschild olsa evet. Gerek. 2 ailenin toplam serveti dünyanın yarısı eden 4 milyar insanın servetinden fazla. Demek 8 ailenin serveti de. Geçmiş herhalde. 8 ailenin serveti, yani 10 ailenin serveti ise neredeyse 4'te 3'e etmesi evet. Gerekiyor bu durum. Bir şey daha düşünebiliyor musunuz? 4'te 3 ne demek? 5,5 milyar insan. 5,5 milyar insan 10 tane eşittir 10 tane aile. Aile çalışıyor. Bir şey daha vardı abi. Geri Dağılma Adalet'le bir araştırma yapmışlar yine. Hı hı. 1960'ta 10 tane en gelişmiş ülkenin kişi başına milli gelirle en yoksul 10 ülkenin milli geliri mukayese etmişler. Hı hı. 1960'ta 92 kat daha fazla. Şimdi mantık şu değil mi abi? Zaman geçtikçe bu 92, 80, 50, 60 aşağı. Öyle olması gerekiyor. Olması. Kaç yani olmuş? İlim bu. Abi uzatmayayım. 2000'deki şeyde ise 205'e çıkmış. O şimdi kaça çıkmış acaba? Şimdi Allah bilir. Ben size o zaman şöyle bir şey vereyim. 1990'da Sovyetler çöktüğü zaman, hı hı. İşte tek kutuplu dünya, müthiş, her şey çok güzel olacak. Artık işte siyasi süper güç. Amerika. Ekonomik güçte 50 tane büyük çok uluslu şirket. Onlar da ekonomik olarak dünyayı şey yapacaklar. Francis Fukuyama bir kitap yazdı. Tarihin sonu üst başlığıyla. Altında bir başlık daha var. Şimdi o önemli. Orada ne diyor biliyor musunuz? Bitmiştir diyor. Rusya'nın yenilmesiyle tarih sona ermiştir. Bundan sonra çok mutlu, çok şey olacağız. Şimdi onun bunu dediği şey, sonra Fukuyama bunu 1992'de yazdı. 2000, yani 20 sene kadar sonra çıktı özür diledi. Her şey bittikten sonra tabii. Ya yani çok yanılmış. Çok güzel, herkes diyor. Bak herkes kandırılıyor. Söylemek istediğim şu. O zaman dünyanın %6'sını, %6 nüfusunu oluşturan G7'lerin, o zaman Rusya yoktu, sonra G8 oldu. G7'lerin dünya artı değerinden yani dünya ekonomisinin %62'sini alıyorlarmış. Geriye ne kalıyor? %38. Evet. Yani %62'sini %6'lık şeyi oluşturan, İsmail dünya nüfusunu oluşturan 7 ülke alıyor. Geriye kalan %38'ini de bütün dünyanın geri kalanı alıyor. Tamam? Ne kadar adaletsiz diyorsun. 20 yıl sonra bugünlerde yani neredeyse. Rakam ne? %84'ünü 83-84 dünü. Yine o %6'yı oluşturan G7'ler. Şimdi ona bir de Rusya'yı katlar o korkudan biraz da. Hı hı. Rusya da tabii buradan payını alıyor. %6'sını oluşturan kesim alıyor. Kesim diye. Alıyor. Geriye kalan tüm şeyin %16'sını alıyor. O G20'ler bilmem ne onların hepsi palavra. O zaman abi şunu rahatla söyleyebiliriz. O zaman bize okutulan iktisat ilmine
İktisat ilmi dememek gerekiyor bu. Bir soygun ilmi bu. Onun için bu gerçekten yani iktisat dediğin şey çok basit. İnsanın en temel ihtiyaçlarını karşılayan, ben ona biraz daha hani ekonomik olarak bağımsız olabilen, onurlu bir yaşam sunan bir ilim olması lazım iktisat ilmi. Böyle benim sırtımı giydirecek, midemi doyuracak, ne bileyim eğitimim vesaire. Yani en temel ihtiyaçlarını karşılaması. Karşılamadığına göre ve 250 yıldan beri uygulamasına rağmen geriye gittiğine göre o zaman bizim bize okutulan ve dayatılan ve her 30-40 yılda bir bunalımla beraber iyice fakirleştirip insanları yeniden devam ederken onu da söylemek lazım. Kesinlikle öyle. Onun için geçeceğim. Şimdi burada bakın kurtulmak lazım kapitalizmden. Bence içeriye dönelim. Şimdi içeriye evet. İstersen şöyle dönelim. Şimdi tabii siyaset hızlı kaynıyor ve önemli gündem ekonomi. Şimdi ben onu oraya söyleyecektim. Ben Twitter'da bir şey vardı. Hani gerçek ismini bilmiyoruz ama herhalde 9 köyden kovulduğu için de 10. köylü şeyiyle. Bekir Coşkun. Jon Snow. Ha Bekir o bizim şeyin de 10. Tamam, köydür. 9 köyden kovulup 10. köye geldiler. Pardon özür dilerim. Tamam. Bekir Coşkun, Bekir tamam, abi. O değil. Kulakları çınırsın. Tamam. Bu Jon Snow takma ismini kullanıyor. O hani bilgisel dediğimiz, yani flut deniyor, bilgisel paylaşmış. Orada ben okurken gerçekten işte Haziran seçimleri öncesi büyük bir ekonomik kriz, işte %70'ler düzeyinde Türk lirasının devalüe olması ve bununla ilgili bir Middle East Economic Survey diye bir derginin bir Türkiye ile ilgili yazısı. Sonuna kadar okudum, işte orada hükümet veya muhalefete tavsiyelerde bulunuyor. Eğer şunları yapmazsanız bu bir kaotik ortam oluşacak veya tırnakça bir oldu bittiyle karşı karşıya kalacaksınız diye hani dehşet içinde sonuna kadar okudum ve en sonunda şöyle dedi. Bu rapor dedi Mayıs ayında yazıldı. Seçimlere 4 hafta kala. Ama dedi yıl 2018 değil 1977. Ya, 6 Haziran seçimleri. Ve gerçekten iktidar ve muhalefet o dönemin IMF ve Dünya Bankası şartlarını uygulamıyor. O kaotik ortamı hep beraber yaşadık. 80'e şeyler, kadarki dönem 77. O TÜSİAD'ın Ecevit'e giydirmeleri. Evet. O efendim sanayağı bulamazsın bilmem ne bulamazsın. O devirlerden bahsediyoruz. O olduğu dönem ama ortada bir model de olmadığı için ve o oldu bitti tırnak içinde. 80 darbesi. Yani gerçekten bu gönülle kendisini tanımıyoruz, ismini de bilmiyoruz. Tebrik edelim o arkadaşı Twitter'daki o Jon Snow denen 10. köylü arkadaşı. Ben sadece Jon Snow değil, Michael Chodorowski, Kanadalı bir bilim adamıdır. Joseph Stiglitz, Dünya Bankası eski baş ekonomisti, şeyin baş danışmanı Clinton'ın. Evet. Sonradan aforoz edildi hatta. Bugün en doğruları onlar yazıyorlar. Ben burada birkaç program önce IMF'nin ölüm fermanından bahsetmiştim sizlere, 4 aşamalı. Söylemek istediğim daha başka. Şimdi bizim bize yani Türkiye'de bugünkü Haziran seçimlerinden hiçbir farkı yok. Oraya doğru gidiyoruz. Aynen. Zaten tarih tekerrürden ibarettir lafı burada çok geçerli. Siz Batı kampında yer alıyorum. Biz küçük Amerika olacağız. Ellerde Adnan Menderes'in çok ünlü lafıdır. Oradan başlarsanız geleceğiniz nokta burasıdır zaten. Anlatabiliyor muyum? Ve biz 70'lerde aslında bakarsanız 70'lerin başına bakın. Bir emekli ikramiyesiyle ev ve araba alabiliyordu. Evet. Bugün emekli ikramiyesiyle kümes alamıyor. Almış olduğu maaşla yaşamını insanca, yani öyle çok şey değil ama bir çocukların sinemaya bilmem neye vesaire de götürmecesine, asgari düzeyde doğru dürüst kendi evinde yaşamacasına bir hayat düzeni varken ki kapalı ekonomiydi o zaman Türkiye. Bugün kümes alamadığı gibi çoluğunu çocuğunu bir yemeğe bile çıkaramıyor. Bir sinemaya bile götürüyor. Doğru. Çünkü o para ancak ve ancak karnını doyurmaya bile yetmiyor. Evet. Şimdi benim söylemek istediğim daha başka. Bakın seçimlerin en kızıştığı zamanlardayız şu anda. Bundan birkaç zaman önce, yani birkaç bir hafta önce burada ortalık böyle müthiş kızışmış, bir baktık Cumhurbaşkanı yok. Nerede? İngiltere'de. İngiltere. Londra'da. Kraliçeyle görüşüyor, Theresa May'le görüşüyor, Chatham House'la görüşüyor. İşte Chatham House'da, o Chatham House ki kapitalizmin Kâbesidir emperyalizmin. Ve orada Abdullah Gül kraliçeden nişan aldı diye topa tutulmuştu burada. Orada gayet güzel hazmederek konuşmasını yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Sonra da işte o 49
büyük şirketin temsilcileriyle görüştü. Filan falan. Ha, bunlar bir günde bitecek işlerdi. Evet. Üç gün kaldı. Ama yetmedi. Yetmedi. Şimdi Mehmet Şimşek evet, orada. Evet. Mehmet Şimşek ve yanındaki bazı başkalarıyla, Merkez Bankası Başkanı'yla. Niçin? Niçin? Çünkü her şey orada başlar. Çünkü bütün büyük bankaların, hizmet sektörünün Kâbesi banktır. Londra'da bank diye bir yer vardır. Bank, banka yani. Bütün büyük bankalar. Şirketler orada. Bankalar, büyük şirketler oradadır. Oraya gidip yüz sürüyor Kâbe'ye herhalde. Ne bileyim ya, Kâbe derken insanlar yanlış anlamasın. Tırnak içinde kapitalizmin Kâbesinden bahsediyorum. Teslim oluyorlar. Fakat teslim olmak da yetmiyor. Tamam, ben geldim ya abi, kusura bakma, etme eyleme, beni affet dedim. Affedersin beni. Yani geldim senin kapına kadar. Olmaz, kapitalizmde öyle şey yok. Teslim olman yetmez. Diz çökeceksin. Ve sana dikte edilen bütün talimatları yapacağına söz vereceksin ve hemen yapmaya başlayacaksın. Başka çaresi yoktur bunun. Hemen derken seçimden sonradan bahsediyorum. Bütün bunlar konuşuldu. Bütün bunlar. Ama bak, dolar yine de şey olmadı. Artık iyice buraya geldi. İkinci şey yapıldı. Şimdi üçüncüsü yapılacak. 7 Haziran'da kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Belki daha önce yapacaklar. 7 Haziran'da olağan toplantısı var Merkez Bankası'nın. Zaten yapacaktı. Araya bir tane daha soktu. 300 bazlık bir arttırım daha soktu. Şimdi bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Ta 1950'den bu yana. Bakın 1950'de o zaman iktidar, İsmet İnönü iktidarı, Bayar Menderes iktidarına ağzına kadar dolu bir hazine devretti. Açın bakın arşivler. Ben yalan, arşivler yalan söylemez. Ben oradan öğrendiğimi anlatıyorum. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra Türkiye giderek, küçük Amerika olacağız diyen Türkiye, giderek aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. Neden? Çünkü her şeyini bir tek kapıya bağladığı için. Emperyalizmin kapısına. Ama senin yapacağın bir şey yoksa sana önüne koyanı yemek zorunda kalırsınız. Yani. Ama vardı. Vardı da yapmadılar. Hayır, Atatürk'ten sonra onu, o çizgiyi devam etmiş olsalardı bunların hiçbirini yaşamamış olacaktık. Hatta o dönemi yad edecektik. Niye? Atatürk'ün bıraktığı yerden alacaklardı. O milli ekonomi. Ama onun için sadece milli ekonomi değil. O zaman köy enstitülerini de kapatmayacaklardı. Tabii canım, eğitim. Giriciliği de azdıracak olan şeyleri yapmayacaklardı tabii, vesaire kesinlikle. Vesaire. Eğitim, bunlar. Ekonomi, bunlar tabii. Mehmet Şimşek niye Londra'da? Ne yapıyor? Hala oradalar. Merkez Bankası Başkanı. Arkadaşlar, burada olmanız gerekmiyor mu? Niye oradasınız? Bir soru soralım. Şimdi tamam, gitmişler, diz çökmüşler, özür dilemişler, yapacağız demişler. Peki senin şu anda 1 trilyon dolar borcun var ve senin satacağın bir şey kalmadı. Nasıl ikna edeceksiniz? İşte biz de onu söylüyoruz ya. Var mı böyle bir şey? Hani neyi satacağız? Daha var. Bir dakika. Hiçbir şeyimiz kalmadı değil mi? Neyimiz Kıbrıs. Bir kere bor var. Evet, bor. Onunla tamam. Çok önemli. İki, daha burada petrol yok diye tıpalanmış. Ya, bir de onu söylüyorum. Tıpalanmış. Halbuki petrol bal gibi olan yerler var. İki. Petrol cennetindeyiz diyelim ki millet bunu biliyor. Cennetindeyiz yani. İki. Kıbrıs'ın elden çıkarılması var. Böylece bütün senin Akdeniz'deki doğalgaz, petrol vesairelerden vazgeçmiş. Üç. Kıbrıs'tan askerini çekmen var. Dört. Doğru mu? Ne kalıyor geriye? Yani memleketin anahtarını teslim etmek kalıyor. Teslim etmek kalıyor. Zaten onu da bir nevi sanal da olsa teslim edilmiş vaziyette. Yani vatandaşın evet, anlayacağı yerden demek ki soruyu tekrar edelim. Ya şu an Türkiye'de dolar artıyor, TL'nin değeri düşüyor, ekonomi dibe vurmuş. Çözüm niye İngiltere'de, Londra'da bank denen yerde aranıyor? Aslında cevap da içinde bunun. Şimdi buradan siyasete girelim hızlı bir şekilde, vaktimizi de doğru kullanmak adına. Şimdi siyasetteki tartışmalar devam ediyor. Özellikle hani Muharrem İnce bir tartışma konusu ortaya attı. Dedi ki aslında iki tane konu. Bir, Amerika'dan aradılar ve siz Fethullah Gülen'i istemiyorsunuz aslında. İstemiyorsunuz. Çünkü isteseydiniz adam gibi başvururdunuz. Şimdi iki, seninle bizzat giden arkadaşım bana anlattı ki sen partiyi kurmadan Fethullah Gülen'in kapısını çalıp izin almışsın. İcazet almışsın veya. İcazet. İcazet. Şimdi Tayyip Erdoğan da buna şiddetle karşı çıkıyor. Ne dedi? Eğer
İspatlamazsan namertsin dedi. O da dedi ki ispatlamazsam namerdim dedi. Şimdi ortada böyle yani birkaç tanımlar ortaya çıkacak. Ama orada bence çok güzel bir taktik yürüttü Muharrem İnce ve şu lafı aldı ağzından Sayın Cumhurbaşkanı'nın, AKP'li Cumhurbaşkanı'nın. Ben en fazla görürsem 2-3 defa görmüşümdür. 2-3 defa. Hatta yer de verdi. Hani muhtemelen görüntüler ısrardı. Altunzade'de görüştük falan. Filan gibi böyle bir şeyler söyledi. Nerede görüşmüş olduğun önemli değil. Kaç defa görüştün dedim. 2-3 defa. Peki unutmuşsundur. 4 olabilir. 5 olabilir. Ama 6, 7, 8, 10 olmaz değil mi? Evet. Yani Cumhurbaşkanı, AKP'li Cumhurbaşkanı bunu daha önce de yaptı. Hatırlar mısınız bir İsrail'li Ofer vardı. Sami Ofer. Sami Ofer. Bizde Galata'ya aldı, sonra iptal edildi. Evet. Kuşadası'na aldı. Evet. İzmir'de aldı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ve satılan Nere'nin %17,5 hissesini de aldı. Neresiydi? Tekel miydi? Tekeldi. Tekel yani. Olmaz. Ha pardon, Tüpraş. Tüpraş. Evet, Tüpraş. Çok büyük paraydı. Evet. Komisyonlar nereye gitti bilmiyoruz. Sabah dedi ki, bir sabah. Görüşmedim. Hiç görüşmedim. Sonra otel şeyinde görüşmeleri çıktı. Tanımam dedi. Evet. Öğlene doğru, ya bir kere galiba görüşmüştüm dedi. Bakın şaka evet. Yapmıyorum. Öğleden sonra saatlerinde, ya aslında bir de şeyde Davos'ta 2 defa görüştüm evet. Dedi. Akşamüstü 4 defa görüştüm dedi. Akıl bu, bağya gider gelir, evet. Unutursun vesaire. Ama bu kadar unutkanlık kısa bir zaman içinde nasıl hatırlanır o da ayrı hikaye. Aynen o şeyde 2-3 dedi. Benim burada var. Çıkarır gösteririm. Şeye girenler de görürler. Ne derler? İnternette var. İnternete girenler görürler. Bir fotoğraflar dizisi var böyle. Şöyle yapmışlar. 16 tane fotoğraf var. Tamam aynı FETÖ lideriyle. FETÖ lideriyle 16 ayrı fotoğraf. Aynı tarihte. Nereden biliyorsun? Aynı tarih. Farklı tarihler. Ayrı elbiseler, evet. Ayrı mekanlar, ayrı insanlar vesaire. İçinde siyah beyaz da var yani çok eski olan, çok genç çünkü orada. Oradan başlıyor, yürüyor. İşte bunun il başkanlığı, yok efendim belediye başkanlığı, başbakanlığı devrelerine gelen 16 ayrı fotoğraf. Bu en az 16 defa görüşmüş anlamına geliyor. Saftır ya. Yani 2-3 nerede? 16 nerede? Ve ben Muharrem İnce'ye bu taktiği nedeniyle şapka çıkar. Bir kere o lafı söyletti. Şimdi bakalım ne diyecek bu 16 fotoğrafa karşılık. 2 eğer ispatlamazsam namerdim. İspatlamazsam namerdim. Namertsin karşılığına bunu söyledi. Bunu söyleyen bir adamın elinde bir şey olmadan bu kadar söyleyemez. Ve biz o 16 fotoğrafı görünce demek ki dedik elinde var bir şeyler. Zaten Fethullah Gülen'in de birkaç yıl önce şey patladığında açığa çıkan videoları var. Yani tabii benim önümde. Geldi tabii. Ve hani Erbakan'dan ayrılıyoruz ne diyorsunuz şeklinde. Yalnız ben şunu anlamıyorum. Şimdi konuştuğumuz mevzu aslında yani biz aslında siyasetin şeyine uyduk. Siyasetin gündemine uyduk aslında. Çok kötü. Çünkü evet. Aşağı çekiyor insanı. Niye diyeceksiniz? Şimdi gerçekten bakın. Reşmettin Erbakan'dan ayrılmak istiyorum dedi. Bana fikirlerimi sordu. Ben de bana fikirlerimi soran insan hasmım bile olsa, can alıcı düşmanım bile olsa düşüncelerimi ifade ettim. Hocayla vuruşmadan, çatışmadan dedim bu işi yapın. Bir de Türkiye'de... Bir saniye o zaman demin şey yaptım bir başını bir daha diyeyim. Reşmettin Erbakan'dan ayrılmak istiyorum dedi. Bana fikirlerimi sordu. Ben de bana fikirlerimi soran insan hasmım bile olsa, can alıcı düşmanım bile olsa. Tamam. Bu kadar basit. Şimdi bu net zaten neyi tartışıyoruz biz? Yani kendisi yani bu iktidar şunu artık yahu yıllarca beraber yürüdük biz yok bu yollarda. Altında yatak oldular, ıslandık beraber yağmurda. Ne istediler de vermedik diyenden bunu çünkü tartışmıyoruz ama biz şuna biraz uyuyoruz siyasette. Mesela görüştü görüşmedi. Abi niye biz Türkiye'de şu anda biz 3 tane yani Cumhurbaşkanı seçeceğiz, başkan seçeceğiz. Ve Türkiye'nin hiçbirine bir şey soramıyoruz vatandaş olarak ya. Ne vatandaş olarak sorabiliyoruz, ne yazar çizer olarak sorabiliyoruz, ne efendim entelektüel kişi hiçbir şey soramıyoruz. Nedir o? Ya kardeşim tamam biriniz geleceksiniz. Lütfen geldiğiniz zaman şu problemleri nasıl çözeceksiniz? Orada bir yanılgıyı hemen söyle, hemen düzeltelim. AKP'li Cumhurbaşkanı dışında hepsi buna yanıt veriyorlar.
İyi veriyorlar, kötü veriyor, onu söylemiyorum. Çıkıyorlar televizyonlara, karşılarına oturanların gazeteci olsun, işte sunucu olsun, sordukları sorulara yanıt veriyorlar. İyi, beğenirsin beğenmesin. Peki bunu... Şimdi abi sorulara ben izledim. Sen Cumhurbaşkanı izledim. O tip şeylere çıkmıyor. Hani. Ya çıksa da insanlar böyle. Ama şu var ya. Soru soran bir gazeteci yok karşılarında. Şimdi üstadım benim rahatsız olduğum şey şu. Şimdi sorulan şey şu, cevap şu. Ben vatandaşlık bağışı vereceğim diyor. Biri ben diyor işte şunu yapacağım. Bakın beğenirsiniz beğenmezsiniz. Yok ama şunu diyorum, ben beğendim. Vatandaşlık bağışı beğeniyorum. Tamam. Zaten fikir bize ait. Tamam. Ya bana ait fikir diyelim. Beğendim bunu. Ama kardeşim biri demiyor ki, demiyor mu ona karşıdaki arkadaş? Sen bu vatandaşlık maaşını nasıl vereceksin arkadaşım? Tamam, güzel. Ya bu en azından onu da dediğin gibi işaret edeceği bir yere zorlamak lazım ya. Ben öyle veya böyle biz bir cumhurbaşkanı, bir başkan olacak. Bu başkan ne yapacak kardeş? Ben burada Muharrem İnce'nin bir cümlesini hatırlatayım. Şimdi orada da Muharrem İnce'nin azıcık şey olması lazım. Hani cesur olması lazım. Şimdi diyor ki kaynak kısmında en az CNN'deki program ve 2-3 mitinginde var. Diyor ki bunları yapmanın iki yolu vardır diyor. Ya diyor borçlanacaksınız. Ya da para basacaksınız. Boşlanma. Ama Muharrem İnce'nin hangisini yapacağını söylemiyor. Yani orada da acaba sizin dediğiniz gibi bir şeylerden korktuğu için mi açık etmiyor? Ya da yani bunu aslında burada şunu görmek lazım. İşte Meral Akşener vatandaşlık maaşı diyor. Muharrem İnce para basacağım diyor. Tamam. Tayyip Erdoğan da artık neredeyse bana ait milli ekonomi modeli diyecek. Yani bu kadarı değil. Yani bu artık patenti alınmış, tescillenmiş bir marka Haydarpaşa adına. Hangi milli? Hangi yani sen hangi bir taraftan Mehmet Şim... Hangi üretim, hangi hayvancılık? Ama Mehmet Şimşek'i Londra'ya gönderdiği millilikten bahsediyor anladığım kadarıyla. Ha, evet. Ama şimdi burada... Hani buradan milli hava yoluna biniyor, gidiyor, geliyor. Belki yani ondan elimizi vicdanımıza koyup şunu yapmamız lazım. Burada son tarihte aynı ülkenin havasını teneffüs ediyoruz. Son, ya bu ülkenin kalkınması ise mesele, ya bu işi çözsünler ama altını doldursunlar. Hani gerçekten... Ve bizi de bakın bu, yani bu seçimdeki fark biraz da şu. Tayyip Erdoğan dikkat ederseniz muhalefet adaylarını cevap vermekle geçiriyor. Yani gündemin peşinden gidiyor. Kendi bir gündemi. Öyle. Evet. Yani bir ona laf yetiştiriyor, bir diğerine. Bitti. Deniz bitti. Ne diyecek? Ben şeylerini okuyorum, kahkahalarla gülüyorum. Kusura bakmasınlar yani. Kahkahalarla gülüyorum. Niye? Sanki bunlar bugüne kadar Patagonya'yı yönetmişler. Bunlar Patagonya'dalarmış. Burada hiç yoklarmış. Yani mesela vah vah bu ülkenin haline bari... Muhalefetmişler veyahut. Muhalefet. Ya muhalefet bile değilmişler. Ya bunlar burayı hiç görmemişler gibi çok şaşırıyor. Burada ne olmuş böyle 16 senedir? 16 senedir burada neler o? Yazıktır, günahtır ya. Ben diyor 3600 endeksi diyor vereceğim diyor polislerle hemşireleri diyor. Kardeşim 2 ay önce bunun önergesini vermişler, sen AKP'li milletvekilleri kanalıyla reddetmişsin. Reddetmişsin. Şimdi neyi veriyorsun? Ayıp değil mi? İnsanları kandırmak ayıp değil mi? Çıktı ortaya. Doğru. Ve şu anda aslında başka bir mesela Erzurum'daki mitinginde de Tayyip Erdoğan diyor ki biz bugüne kadar ne aldatan olduk ne aldanan olduk. Yok artık. Ama aynı Cumhurbaşkanı en az 5 defa aldatılmışız. Vallahi ben size 10 tane sayabilirim. Doğru. Kandırıldık, yani aldatıldık. Ama burada da artık vatandaşın belli şeyleri sorgulaması gerekmiyor mu? Yani sen hem aldatıldım diyorsun hem aldan. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Programın sonuna geldik. Evet. Çok güzel bir şey olur. Murat Gezici bir açıklama yaptı. Evet. Bir son açıklamayı diyorsun. Son açıklamayı diyorum. Fatih Altaylı ile konuşmuş. Evet. Ben de yarınki yazımda yazdım onu. Diyor ki çok diyor garip. Nedir garip olan diyor. Biz diyor eski seçimlerde diyor giderdik. 40-45 evde 18 hanede anketimizi yapabilirdik. Yani 45'in 18'i kabul edip diğerleri kabul etmezlerdi. Ha. Yani 45 evin 18 evi kabul ederdi. Evet. Geçen diyor 16 Nisan'ı kastediyor. 16 Nisan seçimlerinde diyor referandumunda yani. 80'i falan buldu. Bu diyor 70-80'e çıktı diyor. Şaşırdı bizim diyor anketörler. 70-80 evde 18 ev. Bugünse diyor çok daha gelir. 120 evde 18. Ne demek bu diyor Fatih Altaylı? Valla bu diyor seçmen konuşmuyor. Nasıl yani? Diyor. Korkuyor. Fikrini söylemekten çekiniyor, korkuyor. Kendini saklıyor. Peki diyor ne demek yani diyor? Düşünsün şu, ben AKP'ye versem kendimi saklar mı? Asla. Onu söyleyeceğim zaten.
Diyor ki biz bu diyor böyle bir şey diyor. Bir diyor 80'lerde bir de 2000'lerin başında gördük diyor. Bu diyor bir diyor dip dalgası geliyor diyor. Nereye geliyor, nereye gidiyor bilemem diyor. Ama diyor geliyor. Ve diyor bunu diyor nereye çıkacağını anlayabilmek için diyor 24 Haziran gecesini bekleyeceğiz. İşte dip dalgası bu. 24 Haziran'dan sonra tekrar burada olacağız inşallah. Tabii. Ben de buradan şunu söylüyorum. Kim gelirse gelsin Türkiye'yi bu koşullara şikayet ettiğimiz işsizliktir, yoksulluktur, sağlıktır, eğitimdir ve şikayet ettiğimiz bütün bunları arayacağımız bir döneme giriyoruz. Ben buradan söylüyorum. Kim gelirse gelsin bak. Kim gelirse gelsin şu anda oturduğumuz saatlerce anlatabileceğimiz milletin sıkıntılarının katlanarak önümüze çıkacağını göreceksiniz. Çünkü gerçekten ekonomi matematik alan söylemez. Hiç kimse önümüzde çıkan şu borç yığınının yani özel sektörün borcunu, devletin bakın, borcunu kimse ortaya koyup da çözümünü üretemiyor. Çözüm siz ama şunu diyorsa biri veya Ümit Bey'in dediği gibi biri aslında söyleyecek de söyleyemiyor. Bazı kaygıları var. Ondan sonra gelecek de ondan sonra gelecek de milli ekonomi bu modeli uygulayacağım kardeşim. Atatürk'ün devamı olan bu modeli uygulayacağım. Ben bu ülke bağımsız bir Türkiye'yim. Onu diyecek birisinin gelme olasılığını ben çok düşük görmüyorum. İnşallah abi. Seni alnını öpeceğim ya. Böyle çok terliyim. Şey, olsun hiç problem değil. Problem değil. Sen, göreceğiz. Hemen ilerle bu. Göreceğiz. Evet. Duygularla kapatmış oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ya ben işte haftaya tekrar ediyoruz. Aynı saatte. Tabii aynı saatlerde. O saatlerde dedim çünkü iftar saati İstanbul'da ileri gittiği için bizim gelme saatimizde 15 dakika sarkabilir. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.